Merhaba benim iyilik meleklerim, nasılsınız? Benim değerli seyircilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bazı insanlar sizlere değer vermediğimi söylese de ben sizleri çok seviyorum. O insanları bir tarafta bırakalım ve bugünkü yıkayacağımıza bir göz atalım. Bugün ne yıkıyoruz? Bugün açık renkler ve parlak renklileri birlikte yıkayacağız. Böyle daha çok videolarımdan biliyorsunuz zaten açık renkler ve parlak renkleri beraber attığımı. Pamuklu kırpta yıkıyorum. Bavmolle, Pfirsichgrat ve Kurz program. Bana 1 saat 18 dakika verdi ama yine tekrar ediyorum ki durulama sesini 3'e çıkardığında program süresi 1 saat 30 dakika olacak. İçerisine çamaşırlarımı önceden yerleştirdim. Önümde El Jardin de Paraiso var. Yaz kreasyonum. İçerisine 2 tane koydum. 2 fincan, 2 tane derken. Evet, şimdi şunu kenara ittireyim. Ve üst tarafa geçelim. Üst tarafta ne var? Üst tarafta burada bir duş jeli görüyorum diyeceksiniz bana yorumlarda. Hemen size söyleyeyim. Bu bir ilham alma videosu. Kimden ilham aldın diye sorarsanız. Ben arkadaşım The Laundry King X'ten ilham aldım. O bir videosunda duş jelini havlularına eklemişti. Ben de açık renklerime, havlularıma değil, aynı kopya yapmak istemiyorum ondan. Havlularıma yapmıyorum. Ben de açık renklerime eklemek istedim. Öncelikle size şöyle üzerini bir göstereyim. Dalan Olive doğal zeytinyağlı nemlendirici duş jeli. 24 saat nem diyor. Zeytinyağı ve yasemin kokulu. Sıfır paraben boya. PEG demiş. Alkol, silikon, dermatolojik olarak test edilmiştir. Kokusunu şöyle bir koklayalım. Kokusu gayet güzel. Zeytinyağı ile yaseminin kokusu çok hoş. Sadece yarım ekledim. Baya güzelmiş. Daha önce hiç kullanmadım bu duş jelinden. Üzerine ise Yumoş, doku koruma, onarma, renk yenileme, sadece renkler için olan sıvı deterjanımdan üzerine ekliyorum. Buradan The Laundry King X'e de selamlar gönderiyorum. Hi Hubert. Şimdi bu dozajlama ölçeğimi makinemin ortasına yerleştireyim. Şöyle arkasına da atsam olur. Evet, arkasında şu an. Makinemin kapağını kapatıyorum ve programıma izninizle başlıyorum. Başlayabilirsin. Hatta flaşımı da açayım sizlere. Biraz daha deterjan takviyesi yapayım. Bir fincan daha. Bu deterjanı koklamanızı gerçekten çok isterdim. Böyle ferah bir kokusu var, meyveli bir kokusu var. Süper bir deterjan karışımı. Suyunu tamamlasın. Tekrar geri geleceğim. Bunlar sadece terli çamaşır olduğu için 1,5 saat kesinlikle yeterli. Evet, makinenin ilk çevirişini görmek isteyenler ekran başına.
Daha önce de söylediğim gibi Kaan çok seviyor makinemin ilk çevirişini. Başka sevenler de var. Ben nasıl seviyorum? Eğer soracak olursanız ben nasıl seviyorum? Ben yavaş yavaş çamaşıra su ekleyen makineyi ben daha çok beğeniyorum. İlk önce çok az alıp daha sonra 2-3 kere çevirip sonra tekrar su alıp sonra yine çevirip birkaç kere tur atıp sonra tekrar içine azar azar su ekleyen makineleri ben daha çok seviyorum. Bakın mesela Talha'nın makinesi öyle. Yavaş yavaş içine suyunu ekliyor. Talha'nın makinesini beğeniyorum. Boş çamaşır makineleri de öyle yapıyor. Boş çamaşır makinelerini de beğeniyorum. Öyle yapışını. Şunları çok az da su eklersem eğer tas tamam olacaktır. Şurada hazırlıkta duran suyumdan ekleyeyim. Yine ben dolduruyorum. Tekrardan geldim. Suyumu doldurdum. Şöyle bir miktarcık daha. Evet. Kadar yeterli. Yıkama parfümü için Valeria yumuşatıcımı kullanıyorum. Hatırlayın, yumuşun vanilyası ve ABC'nin orkidesi. ABC'nin orkidesini kullanmak istemeyenler eğer bulunduğunuz şehirde marketlerde Peros'un orkidesi, kırmızı paketlisi varsa kırmızı paketli Peros ile Yumoş'un vanilyasını karıştırabilirsiniz. Aynı, birebir aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Hatta ben de bulursam bir sonrakinde ben de Peros'unki ile yaparım sizler için, sizlere gösteririm. Hiç sorun değil, hiç problem değil. Çareler tükenmez. İmkansız diye bir şey yoktur. Hazır ayaktayım. Yumuşatıcım sümbül masalı Bingo ve Pinkiz kullanmaya karar verdim. Bu yumuşatıcının kokusunu çok seviyorum. Hayranım kokusuna. Keşke Bingo bu sümbül masalının kokusuyla bir renkler için bir deterjan üretse. Sanırım ilk ben alırım o deterjanı sizlere göstermek için. Pink kes yumuşatıcımı da koydum. Şöyle yavaş yavaş koyuyorum ki umarım yaramazlık yapmazsın. Kapattım. Evet, şu an yaramazlık yapmıyor gibi. Yavaşça ittireyim de.
İçinde rengarenk çamaşırlar var. Turuncular, pembeler, griler, açık maviler. Böyle terli çamaşırlara koronavirüs olmadan önce ben sizlere 30 dereceyi bile söyleyebilirdim. Ama bir pandemi sürecinde olduğumuz için mutlaka çamaşırlarımızı evimizin içinde giydiğimiz çamaşırları 30 dereceden biraz daha yukarı ısılarda yıkamalıyız. Bu benim fikrim. Elbette 30 derecede yıkayanlar vardır. Yıkayabilirler. Yıkanabilir, yıkanmaz diyemem. Sonuçta evimizin içinde giyiyoruz. 40 derecede, 50 derecede de yıkayabilirsiniz. Hatta ben 40 derece istemiyorum, ben 60 derecede yıkıyorum her çamaşırlarımı da diyenler olabilir. 60 derecede de yıkayabilirsiniz. Hatta ön yıkama yapan bazı arkadaş kanallarım da var. Ön yıkama yapıyorlar. Tabii ki herkesin ihtiyacı doğrultusunda farklı farklı programlar oluşturulabilir. Herkesin çamaşırı birbirine uymaz. Herkesin üzerine giydiği kıyafetler uymuyor. Bazı insanlar bir gün giyer hemen atar. Bazı insanlar bir saat giyer hemen sepete atar. Yarım saat giyer sepete atar. Kirli sepetine. Bazı insanlar 2 gün 3 gün üstünde tutar. Kirlenmedi ki derler mesela. Niye sepete atayım diyenler olabilir. Yani çeşit çeşit. Herkesin çamaşırı bu yüzden birbirine uymuyor. Ama yaz ayında olduğumuz için sürekli terliyoruz. Sürekli banyo yapıldığı için, duş alındığı için kirli sepetimizde çamaşır eksik olmuyor. Herkesin evinde de durum aynı. Dün beyazlarımdan çok güzel sonuçlar aldım. Frühlings Garten karışımımla Ariel'in kokusu birbirine çok yakışmış. Çok azıcık böyle alttan Ariel'in o kokusu hissediliyor. Geri kalan Frühlings Garten yumuşatıcımın kokusu muazzam bir etki yaratmış. Ben çok beğendim ikisini birlikte. Denemek isteyenler deneyebilirler. Gözüm kapalı size tavsiye ederim. Ve bir tişörtümün önünde çok ufak böyle nokta gibi bir yemek lekesi vardı. Böyle turuncu gibi, kırmızı gibi bir yemek suyunun lekesi vardı. Onu bile çıkarmış hiçbir ön işlem yapmadan kısa programda 60 derecede Ariel Oxy Extra Hijyen çıkarmış. Ariel'i tavsiye ederim alacak olanlara. Beyazlarda zaten Ariel'den Pomo'dan, Persil'den ve Bingo Ultra Beyaz'dan aşağıya düşmemenizi sizlere ben tavsiye ederim. Bingo Ultra Beyaz'ı da tavsiye ediyorum. Yerel deterjanımızdır. Artıcı oranı fazladır. Bingo Ultra Beyaz deterjandan da ben çok iyi sonuçlar aldım. Bingo'yu da seviyorum. Omo'yu da, Ariel'i de, Persil'i de. Şu camdan aşağıya süzülen köpükler harika görünüyorlar.
Benim kanalıma uzun zamandan beri fake hesaplar gelmiyordu. Fake hesaplar da gelmeye başlamış. Hoş geldiniz fake hesaplarım. Fake hesaplar toplantısı olmuş herhalde. Sohbet edilmiş fake hesaplar arasında. Akşam vakti açılmış bu fake hesaplar. Rahatsız edilmek amacıyla. Hoş geldiniz diyorum sizlere. Şimdi makinem suyunu ısıtmaya geçti. Su jetini iptal etti. Ve su jetimi de ben hava atmıyorum. Su jetsiz makineler de çok güzel çamaşır yıkayabilir. Su jetsiz makinelere harika durulama yapabilir. Örneğin 90'lı yılların arçelik makineleri, su jetleri yok olmasına rağmen mükemmel çamaşır yıkıyorlardı. Örneğin 2200, 2300, 4500, 5500Z. 5500Z zaten o bir arçelik makinelerinin ilk elektronik ana kraliçe makinesidir. Ailemde tam olarak iki kişi de o makineden vardı ve inanılmaz memnunlardı. Benim de kullanma fırsatım oldu. Çocukluğumdan beri ben de kullandım 5500Z'yi. Bu makineyi çok seviyorum. Çocukluğumun makinesidir. Bir videomda da o makine hakkında sizlere çok değerli bilgiler vermek istiyorum. Bir videomu sadece o makineye ayıracağım. Kendi makinemi sanki 5500Z'ymiş gibi kullanacağım sizler için. Öyle hayal etmenizi sağlayacağım. Kanalıma abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Videolarımı beğendiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Güzel yorumlar yazdığınız için, desteğiniz için sonsuza dek sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. Dediğim gibi sizlere değer vermediğimi söyleyen insanlara kulak asmayın. Ben herkese değer veriyorum. Cevap yazıyorum. Bazen anlaşamadığım takipçilerim olabiliyor. Bu normal. Herkesin başına geliyor. Bir sürü YouTuber var. Herkesin başına bu böyle takipçiler gelebiliyor. Böyle tatsızlıkların bir